Sevgili izleyenler, Sağlık Bakanlığı akılcı ilaç kullanımı projesi başlattı. Konuyla ilgili açıklama yapan İl Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürü Doktor Mehmet Kan şunları söyledi. Bakanlığımızın 2015-17 yıllarını kapsayan akılcı ilaç politikaları ile ilgili bir eylem planı gerçekleştirildi. Bu eylem planı doğrultusunda ilaçların akıllı bir şekilde kullanılması, akılcı bir şekilde kullanılması, tüketilmesi söz konusudur. Daha doğrusu şöyle diyebiliriz, akılcı ilaç kullanımı genel anlamıyla halkın sağlığını ve toplumun çıkarını gözetmektir. Yani sağlığı koruyalım derken aynı zamanda toplum çıkarını, çünkü ilaca harcanan para ciddi bir külfettir. Mali açıdan ciddi bir külfettir. Bu şekilde hastaya doğru tanının konulması, sorunun dikkatlice tanımlanması, tedavi amaçlarının belirlenmesi, yine değişik seçenekler içinde etkinliği kanıtlanmış hastanın kendisi ve yaşadığı toplum için en düşük maliyetli tedavinin seçilmesi, buna uygun bir reçete yazılması, hastanın tedavi konusunda bilgilendirilmesi, tedavinin sonuçlarının izlenmesi ve değerlendirilmesini kapsayan sistematik bir yaklaşım biçimidir. Yani hasta hastalandığı andan itibaren hastaneye gidiyor, ilgili doktor gözetiminde doktorun buna doğru teşhis koyması, akabinde doğru teşhis paralelinde ilacının yazılması ve eczaneye sevki, eczanede de eczacının buna sağlık danışmanlığı yapması, ilacın etkisidir, yan etkisidir, kullanılabilirliğidir, dozudur ve benzeri durumlarda vatandaşı aydınlatması akılcı ilaç kullanımının bir parçasını oluşturmaktadır. Yine akılcı olmayan ilaç kullanımı malum, başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere tüm ülkelerin, tüm dünyanın bir sağlık sorunu olarak algılanmakta ve burada düzeltilmesi güç bir alışkanlık olarak da kabul edilmektedir. Yine Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre tüm ilaçların yarıdan fazlası uygunsuz bir şekilde reçete edilmekte, dağıtılmakta ya da satılmaktadır. Yani Türkiye'deki durum da yaklaşık buna bir paralellik gösteriyor. Çünkü vatandaşlarımız hele hele son yıllarda alınan katkı paylarının biraz artmasıyla birlikte direkt doktora gitmeden, direkt sağlık kuruluşuna müracaat etmeden elindeki küpürle eczaneye giderek eczacının da sonuçta bir nevi eczaneyi ticarethane olarak algılaması ve vatandaşa bu şekilde ilaç satışının son derece zararlı olduğunu hem vatandaşımız bilmelidir hem biz sağlık çalışanları vatandaşlara bu konuda daha hassas yaklaşması gerektiğini bilmemiz gerekir. Yani biz sağlık okuryazarlığını toplum tabanına yaymalıyız ki vatandaşımız bu konuda bilinçlendirilsin, bilgilensin, kullandığı ilacın karını, zararını öğrenerek bu şekilde kullanmasını tavsiye ederiz.